Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim esnaf lokantasında içmiş olduğumuz o mercimek çorbası var ya arkadaşlar. İşte bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Bu zamana kadar içtiğiniz bütün mercimek çorbalarını gerçekten bir kenara koyun. Bu mercimek çorbası tam mercimek çorbası arkadaşlar. Hem de sadece bir bardak mercimekten bu çorbayı yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bir bardak mercimeği önce kısa bir süre nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Sonrasında tencereme alıyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre 200 gram yani 6 bardak su ilavesi ediyorum. Kapağını hafif yarım kapatıyorum. 20 dakikaya ocağıma ayarlıyorum ve 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 1,5 çay kaşık da tuz ilavesi ediyorum. Çorbamı lezzetlendiriyorum. Sonrasında bakarsınız tadına tekrardan gerekirse ilave edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimeğim haşlandı çok güzel. Şimdi çorbamızı bağlayacağız. Tereyağı ve un ile. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağı, yarım yemek kaşık unu tavama alıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi kavuruyorum. Sonrasında haşlamış olduğum mercimekten 1-2 kepçe alıyorum. Bulamaç haline getiriyorum. Elde etmiş olduğum bu bulamacı da çorbamın içerisine ekliyorum. Bu un kıvam verecek, tereyağı lezzet verecek ve inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Haşlarken içerisine eğer varsa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaksınız. Benim o anda elimde olmadığı için bütün et sularımı, tavuk sularımı bitirdiğim için kullanamadım. İnşallah tekrardan stok yapacağım derin dondurucuya. Evet, el blender ile püre haline getiriyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar kısa bir sürede zaten püre olacaktır. Ve yarım çay kaşık da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal rengine renk katacaktır. Daha hoş görünecektir. Hem de lezzetini bir tık değiştirecek arkadaşlar. Tekrardan blenderdan geçiriyorum. Tabak kalmasın diye. Bu şekilde 1-2 dakika kaynadıktan sonra çorbam hazır. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Tam mercimek çorbası. Evet, şimdi yağ sosunu hazırlayacağım. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağını kızdırıyorum, eritiyorum. Sonrasında bir çay kaşık kırmızı toz biber ekleyip yakıyorum. Kırmızı toz biber yerine pul biber tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Evet, servis zamanı, sunuma geçelim. Elde etmiş olduğumuz bu çorba arkadaşlar 2 kepçelik, eğer sunum yaparsanız yaklaşık 6-8 kişi arası içebilirsiniz. Yani oldukça da bereketli oluyor. Tasıma çorbamı koyuyorum ve hazırlamış olduğum yağdan da üzerine bolca koyuyorum. Biraz limon sıkıp ekmeği banıp banıp yemesi harika oluyor. Dediğim gibi tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin, aradaki farkı görün. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.